Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Bugün 9 Kasım Pazartesi, haftanın ilk günü. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesi temennisiyle manşet programına başladık. Ben Tekin Naşap. Evet, bugün de gündeme paylaşacağız. Gündeme dair konuları aktaracağız sizlere ve her zaman olduğu gibi yerel gazetelerimiz ve ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarını aktaracağız sizlere. Tabii tweetlerimizle başlayacağız. Tweetlerimiz, öne çıkan isimlerin tweetlerini de paylaşacağız. Bakalım ne gibi tweetler, ne gibi paylaşımlar gerçekleştirmişler. Evet, bugün 9 Kasım, yarın 10 Kasım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz bir gün. Bu nedenle yarın 10 Kasım anma programı gerçekleştirilecek Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kültür Merkezi'nde. Yine İçel TV ekibi canlı yayında orada olacak. Programı sizlere canlı olarak aktaracağız. Biz yine burada stüdyoda olacağız. Arkadaşlarımız Cumhuriyet Meydanı'ndan ve Kültür Merkezi'nden anma programını sizlere aktaracaklar. Ve yine bugün saat 19.30 itibariyle Kongre ve Sergi Sarayı'nda Atatürk'ü anmak ve Atatürk'ü anlamak adına bugün saat 19.30'da Kongre Merkezi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar, türküler seslendirilecek Kongre Merkezi'nde sevgili seyircilerimiz. Evet, tekrar böyle büyük bir lidere, dünya çapında herkesin saygı duyduğu, hiçbir zaman ona diktatörlük denilmediği, hiçbir zaman onun için farklı bir düşünceye sahip olmadığı bütün dünya liderleri Mustafa Kemal Atatürk'ü hep örnek gösterdi. Hep onun adil bir insan olduğunu ve bu adaletli yaklaşımı, adilliği yüzünden de çok büyük bir saygı duyulduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu çoğu lider. Evet, adil olmak zordur. Ama Mustafa Kemal Atatürk yurtta sulh cihanda sulh diyerek zaten ne kadar adil bir insan olduğunu bir kere daha göstermiştir. Ve adaletten yana olduğunu bir kere daha göstermiştir. Mühim olan hepimizin adil bir şekilde, adaletli bir şekilde olabilmesi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kendimize örnek almamız gerekiyor. Bu nedenle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kere daha anıyor. Onlara bu güzel, bu cennet vatanı bizlere armağan ettikleri için, bu uğurda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize esenlikler diliyoruz ve onların en yakın zamanda, en kısa sürede gazilerimizin de hayat standartlarının yükseltileceği bir ortamın yaratılması noktasında devlet büyüklerimiz nankörlük etmezler. Devlet büyüklerimiz sadece kendileri için değil, gazilerimiz için ve bu ülke uğruna hayatını kaybedenlerin yakınları için o değerleri bilerek onlar için de iyi bir çalışma başlatmaları. Ama maalesef ve ne yazık ki hiçbirinde böyle bir çalışma yok. Ecdadına, geçmişine sahip çıkmayan maalesef yöneticilere sahibiz. Onlar için sadece kendi ve efradatı, kendi etrafındakilerin rahatlığı, huzuru için çalışırlar. Ve onlar için bir takım çalışmalar yaparlar. Ama bu ülke için hayatını ortaya koyan, şehit olan ve gazi olanlara maalesef dikkat ederseniz hiçbir şey yok. Hiçbir çalışma yok. Hiçbirinin programında hiçbir şey yok. Yani bu nedenle ben siyasi partilerin 10 Kasım Atatürk'ü anma programına katılmalarını istemiyorum. Katılmamaları lazım. Çünkü katılınca utanmaları gerekiyor. Çünkü o programa katılırken utanmaları gerekiyor. Neden? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilmesiyle birlikte gaziliğin ne kadar büyük bir önem arz ettiği ortaya çıktı ki bugün gazilerimizin aldıkları maaşa baktığımızda maalesef ve ne yazık ki yaşam standartların çok çok altında, asgari ücretin çok çok altında. Şehitlerimizin yakınlarına maalesef bakmıyoruz. Peki biz hangi yüzde oraya gidiyoruz? Evet, vatandaşlar olarak tabii ki gazilerimize şükran sunuyoruz. Şehitlerimizi değerini biliyoruz. Bu ülke için şehit olduklarını biliyoruz. Bu nedenle hani siyasilerimizin bence 10 Kasım'a katılmamaları gerekiyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na katılmamalarını istiyoruz. Onlara göre gitsinler, kendilerine gemiler mi alırlar, yani saatler mi alırlar, yok bilmem havuzlar mı alırlar, yok efendim binalar mı alırlar, neler yapıyorlar, köprüler mi alırlar kendilerine, arsalar mı alırlar kendilerine, ne yaparlarsa yapsınlar, onlarla uğraşsınlar. Evet, ama unutmayalım ki değerlerimizi sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, hemen tweetlerimize göz atalım. Ali Yücelen, MHP Mersinli Disiplin Kurulu üyesi değerli abimiz Fevzi Akkeser vefat etmiştir. Allah sevenlerine sabır versin, mekanı cennet olsun diyor. Evet, bizler de sabır dileklerimizi iletiyoruz. Ve Aytu Atıcı, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri kendini yeniliyor. Bugün Mersin'de Akdeniz ve Yenişehir ilçelerimiz kongrelerini yapıyor. Başarılar diliyorum diyor. Birliğimiz, beraberliğimiz, temsilcisi kongrelerimiz Akdeniz ilçemize ve partimize hayırlı uğurlu olsun. Partici mücadele olmaz, tatlı rekabet olur. Bizi Yenişehir ilçemizde başarıya götürecek olan beraberliğimizdir diyor. Ve Sayın Baki Şimşek, Toroslar Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi 7. Aşure etkinliğine katıldık diyor Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili. Ve Sayın Lütfü Elvan, teşekkürler Günler demiş. Günlere teşekkürlerini ziyaret gerçekleştirmiş. Teşekkürler Umut demiş Sayın Lütfü Elvan. Ve geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Mehmet Türey, Anamur Belediyespor, Ceyhan Belediyespor maçı devam ediyor diyor. Paylaşımını gerçekleştirmiş. Ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'un paylaşımı, takımımızı bugünkü karşılaşmada yalnız bırakmayan Mersinli basketbol severlere çok teşekkürler demiş. Evet, yoğun bir katılım, yoğun bir ilgi varmış. Ve Mersin Valiliği Şehit Uzman Çavuş Kızılgedik için yemek düzenlendi. O yemekten de paylaşımlar gerçekleştirildi. Ve ressam Bob, bırak mutluluğun kendisini, resmi bile yok diyor paylaşımında. Ve Sayın Serdar Kuyucuoğlu, 9 Kasım Pazartesi günü bugüne ait programını aktarmış sevgili seyircilerimiz. Ve Sayın Şevket Can, bir cahil için en iyi şey susmaktır. Ne var ki bunu bilseydi zaten cahil olmazdı. Sadi Şirazi'nin sözü sevgili izleyicilerimiz. Bununla da kapatmış olduk tweetlerimizi. Evet, dediğimiz gibi aslında bugün büyük bir çoğunlukla Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşmak istiyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk öyle bir lider ki, mütevazi bir lider. Asla gücün kurbanı olmayan bir lider. Belki de bu yüzden onu çok seviyoruz. Belki de bu yüzden onu tüm dünya liderleri saygıyla karşılıyor. Çünkü onda kibir yoktu. Onda hırs yoktu. Yani tabii ki hırs vardı ama hani bizim şu an gördüğümüz bazılarındaki hırs yoktu onda. Yani bir hırs uğruna memleketini, insanlarını hiçe saymayan bir liderdi. Önce vatan, önce vatandaşlarım derdi. Bir asker için bile bir şehri yakan, emri veren en büyük komutandı Mustafa Kemal Atatürk. Bu yüzden onu dünya çapında büyük bir lider, dünya çapında önünde eğilen saygın bir kişilik olarak ortaya koymuştur. Bu nedenle şuna karşıyız. Zaman zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına farklı bir resim koyan, o resmi koyanlar vatana aynıdır. Başka hiçbir şey değil. Bırakın kıyas yapmayı, o resmi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yerine birini koyup, işte Mustafa Kemal Atatürk böyle davranırdı, şu böyle davranırdı diye kıyas yapanlar vatana aynıdır. Onlar Atatürk düşmanıdır. Çünkü bütün dünya önünde eğildiği Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına, kimse kusura bakmasın, Ahmet-i Veli'yi, Ayşe-i Fatma'yı koyma hakkına sahip değilsiniz. Çünkü dünyaya mal olmuş bir lider Mustafa Kemal Atatürk hiçbir kişiyle, hiçbir kimseyle kıyaslanacak konumda değildir. Bunu yapanlar da vatan hainidir.
diyoruz ve Ali Gürkan Şamiloğlu'na sözü bırakıyoruz. Mersin gündemine dair bilgileri almak üzere. Merhabalar, günaydınlar. İçer TV seyircilerine ve Radyo Klas dinleyenlerine sevgiler, saygılar. Mersin gündeminde neler var, neler olacak? Kısa ayrıntılarıyla yer verelim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bedeninin aramızdan ayrılışının 77. yılı münasebetiyle yarın Mersin'de de törenler düzenlenecek. Törenler saat 8.30'da Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın ardından saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de vapurların, trenlerin ve sivil savunma otomobillerin, gemilerin bütün sirenler çalarak tüm Türkiye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu gerçekleştirecek. Daha sonrasında Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından Kültür Merkezi'ne geçilecek ve Kültür Merkezi'nde şiirler okunacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri anlatılacak ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin tiyatral bir şiirsel sunumu olacak ve Ulu Önder Mersin'de de törenlerle anılacak diyoruz. Ve biz de yarın bu törenleri hem Cumhuriyet Meydanı'ndaki saygı törenini hem de Kültür Merkezi'ndeki anma törenlerini İçer TV'den sizlere saat 8.30'dan itibaren canlı olarak aktaracağız değerli seyirciler. Ve tabii ki Ulu Önder'in aramızdan ayrılışının, vefatının 77. yılı münasebetiyle Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz da birer anma mesajı yayınladılar. Ayrıntılar haber bültenlerimizde yer alacak. Mersin'de değerli seyirciler 17-18 Kasım tarihlerinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda Mersin İşkur İl Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla 5. İş ve Kariyer Fuarı düzenlenecek. Bu fuarın düzenlenmesinin son aşamasına gelindi. Son hazırlıklar yapılıyor. Tabii amaç burada Mersin'de işverenlerle iş arayanları bir araya getirmek, sağlıklı bir ortamda buluşturmak, iş arayanların iş tercihi konusunda firma seçimini ve işçi arayanların da eleman arayanların da sağlıklı bir ortamda eleman seçimini sağlamasını gerçekleştirmek. Bu fuara bu yıl 90 firma katılacak Mersin'de diyoruz. Ve Mezitli Belediyesi Kent Konseyi seçimi gerçekleştirildi, başkanlık seçimi gerçekleştirildi ve Mezitli Kent Konseyi Başkanlığı'na Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erkan Aktaş seçildi diyoruz. Ve tabii şimdilerde değil 3 yıla yakın bir zamandır sadece Türkiye'nin değil dünyanın da zaman zaman gündemine gelen sarı keçili yörükleri bir kez daha Türkiye, Mersin ve dünya gündemine geldi. Çünkü dünyada orijinalliğini koruyan ve konar göçerliği hala devam ettiren tek grup olarak biliniyor sarı keçililer yörükleri. Sarı keçili yörükleri yaz aylarını geçirmek için gittikleri Konya ve Karaman'ın yaylalarından Mersin sahillerine dönüş yaptılar ve bu durumda hem ulusal hem de uluslararası basında yer aldı ve içinde bulunduğumuz sezon içerisinde bazı ülkelerin İngiltere, Almanya, Amerika, Rusya gibi ülkelerin bazı televizyon kanalları da sarı keçilileri belgeselleştirmek amacıyla onlarla birlikte göç etmişlerdi diyoruz. Ve spora gelelim. Sporda bu hafta önemli bir gelişme olacak. Şöyle ki önümüzdeki cumartesi günü Mersin İdman Yurdu Olağanüstü Genel Kurulu'nu düzenleyecek. Olağanüstü Genel Kurul öncesinde elimize ulaşan bilgiler şöyle. Mersin İdman Yurdu Başkan Ali Kahramanlı Mersin Valisi Özdemir Çakacak'la bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Mersin Valisi'ne Ali Kahramanlı Mersin İdman Yurdu'nun mali durumu hakkında bilgiler verdi.
ve Mersin İdman Yurdu'nun mali destek alması gerektiğini belirtti. Mersin Valisi Sayın Çakacak da yardımcılarından Mersin'de bulunan ve Mersin İdman Yurdu'na maddi destek verebilecek firmaların ve iş adamlarının listesini istedi. Ve cumartesi gününe kadar Sayın Çakacak'ın nasıl bir adım atacağı, Ali Kahramanlı'nı nasıl bir adım atacağı da merakla bekleniyor. Ali Kahramanlı ben artık başkan olmak istemiyorum, aday da olmayacağım dedi. Ama bu mini toplantıda Sayın Vali Çakacak Ali Kahramanlı'ya ısrarla başkanlığa devam etmesi yönünde telkinde bulundu. Sonuç merakla bekleniyor. Tabii Mersin İdman Yurdu Süper Lig'de de hiç de iyi bir durumda değil. 7 puanla son sırada yer alıyor. Mersin İdman Yurdu 13-14 Kasım tarihlerinde milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilecek olan arada da bir hazırlık karşılaşması yapacak. Hazırlık karşılaşmasını da ezeli rakibi Adana Spor'la yapacak. Ve 14 Kasım Cumartesi günü saat 17'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda oynanacak olan bu hazırlık karşılaşması da taraftarlara ücretsiz olarak oynanacak diyoruz. Bugün neler olacak? Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısının birinci oturumu gerçekleştirilecek Kongre ve Sergi Sarayı'nda. Canlı yayın ekibimiz konuşlanmış durumda. Belediye meclis toplantısını da sizlere her zaman olduğu gibi İçel TV ekranlarından canlı olarak ulaştıracağız değerli seyirciler. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ayrıntılar haber bültenlerimizde ve saat 14'teki İçel Gündemi programında olacak. Teşekkür ediyorum. Evet ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yerel gazetelere geçiyoruz. Yerel gazetelerde de ilk haberimiz, ilk gazetemiz Mersin Gazetesi. Hemen Mersin Gazetesi'ni sizlere aktaralım. Mersin Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda 90 firma katılacak diyor. Mersin Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü koordinasyonuyla. Bu yıl 5.'si düzenlenecek iş ve kariyer fuarına yaklaşık 90 firma katılacak. Fuarda iş arayanlara işverenler bir araya gelecek diyor sevgili izleyicilerimiz. Mezitli Kent Konseyi'nde Başkan Doçent Aktaş, Mersin'in Mezitli Kent Konseyi Başkanlığı'na Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erkan Aktaş seçildi deniliyor. Ve iş dünyası Adana'da buluştu. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Türk İş Dünyası'nın iki büyük ismini Adana'da ağırladı deniliyor. Polis bacaklarına kavuşturdu sevgili seyircilerimiz. Adana'da engelli bir vatandaş çalınan elektrikli bisikleti bulununca polis benim bacaklarımı buldu. Onlara çok teşekkür ediyorum dedi. Bozyazılılardan kan bağışı. Türk Kızılay Mersin Kan Bağış Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına Bozyazılı vatandaşlar kan vererek destek oldu. Bozyazı Belediyesi önüne kurdukları kan bağışı çadırında bağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan kan alan Kızılay Kan Bağışı Merkezi görevlileri bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür ettiler bu arada. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Farklı bir gazeteye, Yeni Güney Gazetesi'ne geçiyoruz. Yeni Güney Gazetesi'nin ilk sayfasında fikir otobüsü yolcularını bekliyor. Mersin Üniversitesi, Mersin Teknoloji Transferi Ofisi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Genç Girişimciler Kurulu işbirliğinde fikir otobüsü projesini hayata geçirdi. Türkiye yeniden istikrara kavuştu diyor. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan, 1 Kasım seçiminin ülkenin önünü açtığını, Türkiye'yi yeniden istikrara kavuşturduğunu söyledi. Ve aşure gününde buluştular. Mezitli Belediyesi ilçede birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla Mezitli Alevi Kültür Derneği ile birlikte aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Ve Atatürk örnek bir lider diyor. Vali Çakacak 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 77. yılında saygı, sevgi ve şükranla andıklarını söyledi.
ve her mevsimde meyan şerbeti, meyan kökünden yapılan meyan şerbeti Mersinlilere sağlık dağıtıyor. Çoğumuzun adını duydu ama faydalarını tam olarak bilmediği bitkilerden biridir meyan kökü. Özellikle mide ve bağırsaklara iyi gelen meyan kökü Mersinlilerin en çok tükettiği içeceklerin başında geliyor. Ve devam ediyoruz. Hakimiyet gazetesi mülteci göçü günlük yaşamı da etkiledi diyor. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, Türkiye'de 3000 lira veren herkesin şirket kurabildiğine işaret ederek Türkiye'ye gelen mülteci göçünün hem ekonomiyi hem de kültürü olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Sahil şeridinde Suriyeliler nedeniyle yabancılara konut satışının düştüğünü ifade eden Madenli, Türk şeridinde Suriyeliler nedeniyle yabancılara konut satışının düştüğünü ifade etti. Türk kadınlarının sahilde artık rahatça denize dahi giremediklerini anlattı. Evet, ve iş dünyasının liderleri Çukurova'yı konuştuğu haberine yer veriyor. Mersin bir bir ilerliyor diyor. Kubbede tehlikeli çalışma. Mersin'de bir caminin kubbesindeki aleme bakım ve onarım yapan işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan kubbenin üzerinde Allah yazılı alemi boyarken izleyenlerin yürekleri ağzına geldi. Bu şekilde bir saat kadar boya yapan işçi işini bitirince kubbeden inip caminin başka yerlerinde çalışmaya devam etti. Evet. Ve sevgili izleyicilerimiz, ulusal gazetelerimize geçeceğiz. Ulusal gazetelerimize geçmeden önce haber turumuz var. Haber turumuzu izliyoruz. Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit düşen uzman çavuş Uğur Akyer, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehit annesinin ağıtları ise yürek yaktı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 6. kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı 6. gününde de devam ediyor. Bu arada zırhlı araçların ilçenin etrafındaki bekleyişi sürüyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Doğu ve Güneydoğu'nun bazı kentlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağını eleştirdi. Elçi, bu olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının askeri rejimlerde görüldüğünü söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçimlerinin ardından baskıların tekrar başladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidarın ilk olarak medyaya baskıyı artırdığını vurguladı. Özel okullara terör polisiyle baskın yapıp tabela ve merdivenleri bile ölçen Milli Eğitim Bakanlığı'nın depremde yıkılma riski taşıyan okullarda eğitim verdiği ortaya çıktı. Öte yandan bu okulların yıkım kararı olduğu da öğrenildi. Havalar soğudu, doğalgaz tüketimi arttı. Ancak doğalgazı oldukça pahalı tüketen Türkiye'de faturalar yine cep yakacak. Aşırı soğukların yaşanması halinde bir ailenin aylık doğalgaz faturası 400 TL'yi bulacak. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco bu kez savurganlık yapanları hedef aldı. Papa fakirlikten bahsederken firavun gibi yaşanmaz ifadesini kullandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te meydana gelen gece kulübü faciasında ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Bu arada hastanede tedavi altında olan Türk öğrenci Albert Mancı da kurtarılamadı. Evet, ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ulusal gazetelerimize geçiyoruz ve ilk gazetemiz Akşam. Akşam gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda tribünden izlemeyiz diyor. Türkiye G20'de bu mesajı verecek. Uluslararası terörle mücadele ve Suriye krizinin ana gündem maddesi olacağı Antalya'daki zirvede dünya liderlerine artık sınırımızdaki sorunları izlemekle yetinmeyeceğiz kararlılığı iletilecekmiş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve geçiyoruz hemen farklı bir gazeteye. Bugün gazetesi görevimiz milletin parasını korumak diyor. Koza İpek medya kayyumlarından avukat Hasan Ölçer kendi isteğiyle ayrılanların atıldık yalanıyla Türkiye'nin imajını zedelediğini söylüyor. Ve son gülen iyi güler diyor. Düne kadar sahte delillerle bilince masumun hayatını karartan paralel çetenin bugün aynı sorgu odalarında hesap vermesi yüreklere su serpiyor diyor. Ve PKK'nın başına yağacaklar diyor. Genelkurmay Başkanı General Akar bölgedeki askeri üslerde incelemelerde bulundu. Savaş uçağına binip teröristlerin başına yağacak bombalar hakkında bilgi aldı. Ve
Cumhuriyet gazetesi Altantan özellikle hendeğe indirgeyen strateji rakamlara iyi baksın. HDP'nin gücü PKK'ya yetmedi diyor. MHP, CHP ve HDP bir cephe kuramadı. Gerilim istemeyen halk AK Parti'ye koştu diyor. Ve Erdoğan saraya doymuyor. İstanbul'da Vahdettin Köşkü ile Hüber Köşkü'nü de kullanan Cumhurbaşkanı'nın yeni gözdesi Yıldız Sarayı. Ve geçiyoruz Güneş gazetesine. Her yerde aranıyor diyor. İşte yakalama kararı diyor. FETÖ lideri Fethullah Gülen ve tabii ki firar planı bozulmuştu diyor. Ekrem Dumanlı'nın haberi için her yerde aranıyor manşetini veriyor gazete. Devam ediyoruz Habertürk. 21 çocuk nerede diyor. İzmir'de sokaktan toplanan kimsesiz 21 Afgan çocuk Erzincan'daki yurttan esrarlı şekilde sırra kadem bastı. Ve öğretmene alan sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı yüzü aşkın branşta çalışan öğretmenlerin KPSS'nin yanı sıra alan sınavına da girmesi için çalışma başlattı. Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Hürriyet gazetesi peşini bırakmam diyor. Hüseyin Çelik kendisinin ve Bülent Arınç'ın adının paralel yapı iddianamesinde geçmesiyle ilgili Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı. İş bilene anlattılar iddiası diyor. Hemen iddianameyi mi koyuyorlar diyor. Beni neden verdin davası var. Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasından sorumlu tuttuğu Yunan devletine 2008 yılında açtığı tazminat davası bugün Atina'da başlıyor. Ve geçiyoruz hemen Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin de ilk sayfasına baktığımızda Pandora'nın sırrı diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. İçişleri müfettişleri askeri casusluk soruşturmasının merkezinde yer alan Pandora veri tabanındaki belgelerin bakanlıktan sızdırıldığını tespit etti. Cinayetin adı tutkulu sevgi diyor. Mahkeme evlilik teklifini reddettiği için evet, Hatice Kaçmaz öldüren katilin eylemini tasarlayarak öldürme değil duygusallığın etkisiyle değerlendirdi. Evet ve hemen bir başka gazeteye geçiyoruz. Orta Doğu gazetesi Türkiye'yi bu hallere düşürenler utansın diyor. AK Parti'nin ülkemizin itibarını nasıl ayaklar altına aldığının bir ibret veren sonucu daha ortaya çıktı. Almanya mülteciler Türkiye'de kalsın biz seçip alalım teklifinde bulundu. Ve Silvan'da hendek operasyonu diyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 3 mahallede 6. kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı 7. gününde devam ediyor. İlçede hendek kazıp barikat kuranlara karşı insansız hava araçları ve helikopter desteğiyle başlatılan operasyonlar sürüyor. Askeri zırhlı araçlar da ilçenin etrafındaki ring halinde görev yapıyorlar. Ve CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı CHP'nin 42 il başkanı düzenledikleri basın toplantısında olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ve geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz farklı bir gazeteye Posta gazetesine geçiyoruz. Posta gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda kırık kalpler diyor. Bir haftalık ömrü kaldı diyor. İki kez ameliyat oldu. 11 yaşındaki İdil Kaya daha 3 aylıkken kalp yetmezliği teşhisi kondu. İki kez açık kalp ameliyatı geçirdi. Defalarca anjiyo yapıldı. 2 yaşındayken takılan kalp pili 3 kez değiştirildi. En son Ocak'ta kalp pili yenilendi. Kalbi yaşlanmış. Diğer bebek de kalbinde 4 yırtıkla doğmuş ve Talha bebeği kim kurtaracak sorusunu da gündeme getiriyor haberde. Geçiyoruz Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin ilk sayfasında Dumanlı firarda diyor. Zaman gazetesi eski yönetmeni hakkında 18 Eylül'den beri yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Ekrem Dumanlı polisten köşe bucak kaçıyor diyor. Başkanlık için halk evet der diyor. 1 Kasım seçimini tam isabetle bilen Adil Gür, başkanlık sistemi topluma yanlatılırsa sandıktan evet sonucu çıkar demiş açıklamasında. Ve geçiyoruz. Sözcü gazetesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı Rıza Türkmen'den rejim uyarısı, başkanlık olursa diktatörlük gelir. Türkmen, AK Parti'nin getirmek istediği sistemde başkana parlamentoyu feshetme yetkisi veriliyor dedi. İşte Türkmen'in sözcüye anlattıkları. Vahdettin'den sonra Abdülhamit'in tahtına oturacak diyor. Erdoğan
sarayları çok sevdi. Ankara'da yaptırdığı 1150 odalı kaçak saray yetmedi. İstanbul'daki Osmanlı saraylarını da göz dikti. Anadolu yakasındaki Boğaz'a nazır Vahdettin Köşkü Erdoğan için restore edilmişti. Sarayları dörtledi diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve DSP'lilere hakaret davası. Kocaeli DSP İl Başkanı Hayati Özeren'le 13 partiliye Erdoğan'a hakaret davası açıldı. Evet, saatin ne suçu var? Seçime bir hafta vardı. Türk insanı kış saatine geçemez, sandığa gitmez, gitse de oyunu iktidar partisine vermez diye mi korkuldu? Evet, o da benim gibi hala kış saatine neden seçimden önce giremedik sorusunu taşıyor. Evet, Star gazetesine geçiyoruz. AK Parti'nin başarısı Erdoğan'ın mirası diyor. 1 Kasım sonuçlarını en iyi bilen araştırma şirketi AGA Başkanı Adil Gür, AK Parti'nin seçim zaferini analiz etmiş. Bu arada güçlü Türkiye için sistem acil değişmeli diyor. 1 Kasım'daki istikrar ve güven sonucuyla gurbetçilerin rahat bir nefes aldığını söyleyen Karamemiş, Türkiye bölgesinde etkin bir ülke olacaksa başkanlık sistemi olmazsa olmazdır diyor. Ve PKK'nın kabusu milli füzeler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Adana ve Diyarbakır'daki hava üslerini ziyaret etti. PKK ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik hava operasyonlarını başarıyla yürüten, savaşan şahinleri yerinde denetleyen Orgeneral Akar, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve PKK'nın korkulu rüyası sığınak ve mağara delici bombalar hakkında bilgi aldı. Ve FETÖ'ye himmet de kesildi. Hürmet de Gülen'in cemaat lideri değil, örgüt elebaşısı olduğu deşifre eden Profesör Ahmet Keleş, paralel yapıdaki kopuşların nedenini Star'a anlattı. Hipnozdan uyandılar diyor. Geçiyoruz. Takvim gazetesi Ekrem Firar'da diyor. Fethullahçı terör örgütünün medyadaki sözcüsü Ekrem Dumanlı'ya darbe suçundan yakalama emri çıkarıldı ama o zamandaki görevini bırakıp kaçtı. CHP'de isyan diyor. 1 Kasım'da beklediği sonucu alamayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu yiğiden yiğe sallanmaya başladı. Partinin son kongrelerinde seçilen ve halen kurultay delegesi olan 42 il başkanı olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ve devam ediyoruz. Taraf gazetesi %49 yüz güldürmedi. AK Parti'nin aldığı %49.4 oy Gül'e 5. parti planlarını erteletirken Davutoğlu ile saray ekibi arasında da zafer kimin tartışması başladı. Siyasi hesaplar karıştı diyor. AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde elde ettiği başarı başkentteki siyasi hesaplarında bozulmasına yol açtı. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün çevresinde toplanan 3 dönemlikler 5. parti planlarını askıya aldı. Bu isimlerin gözü MHP'deki gelişmelere çevrildi. Seçimin ardından koalisyon hükümeti kurmayı planlayan Davutoğlu da kabinenin kendisine yakın isimlerden oluşması için çalışmalara başladı. Erdoğan ve Davutoğlu ekibi arasında zafer kimin tartışması yaşanıyor. Ve katliamın üstüne para verdiler diyor. Ermenek faciasında skandal. Ermenek'te 18 işçinin hayatını kaybettiği katliam gibi facianın sorumlusu maden şirketine hükümet tarafından tam 43 milyon lira yardım yapıldı. Evet. Hatırlarsanız sevgili izleyicilerimiz, Ermenek'teki Soma'daki faciaları günlerce konuşmuştuk. Ermenek'te bir skandal yaşanmıştı. 18 işçimiz hayatını kaybetmişti. Yine tedbirler alınmamıştı, ihmaller zinciri oluşmuştu ve 18 işçimiz hayatını kaybetmişti. Bunun üstüne devlet eğer hala o şirkete böyle bir para yardımında bulunduysa artık diyecek lafımız, söyleyecek sözümüz kalmıyor maalesef. Ve Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye Gazetesi birinde bayramlaşma, diğerinde hesaplaşma. Derhal bırakın diyor. CHP'de yeni ve eski 42 il başkanı Kılıçdaroğlu'na resti çekti. Kurultayı topla yoksa biz toplarız diyor. Ege'de 18'i aylan 81 kişiyi kurtardık diyor. Boğuluyorlardı. Göçmenlerle ilgili sevgili izleyicilerimiz haber. Ve geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. 7 yaşında örgüt üyesi diyor. Kumpas baskınıyla gündeme gelen İzmir'deki casusluk davasında 26 ay hapis yatan Narin Korkmaz Vatan'a konuştu. 7 yaşında örgüt üyesi yaptılar, hayatımı kararttılar diyor. Adliyede bekliyor diyor. Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi CHP'li Umut Oran. CHP'de halen delege olan 39'u eski, 3'ü görevde 42 il başkanı olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Umut Oran,
olağanüstü kurultay istedi. Kılıçdaroğlu için benim Cumhurbaşkanı adayım kendisidir dedi, ekledi. İlk seçimde iktidar olamazsam ertesi gün görevimden ayrılırım demiş. Evet ve IŞİD teftişi diyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Adana, İncirlik ve Diyarbakır'da konuştu. Uluslararası koalisyon birliklerini denetledi diyor. Ve havada darbe yapamadılar haberine yer vermiş. Devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi Hanife ve Suat'ın dramı diyor. Halk dirayetli hükümet istedi diyor gazeteci Etiyan Maçupyan. Halk dirayetli bir hükümet istediği için AK Parti'ye destek verdiğini söyledi. Ve büyük savaşa hazırlık ABD-Rusya havada karşı karşıya diyor. ABD'nin tank katil uçaklardan sonra İncirli'ye F-15C'leri de getirmesi Suriye Savaşı'nın seyrini değiştirecek. Hava muharebesinde etkili jetlerin işi de değil F-16'lara kilitlenen Rus uçaklarını hedef alacağı belirtiliyor. F-15C'lerin nihai hedefi ise hazırlığı yapılan uçuşa yasak bölgeyi korumak diyor. Ve geçiyoruz son gazete. Sabah gazetesi yakın akrabaya, Zaman gazetesini yakın akrabaya kayyum kıyağı 30 bin lira maaş. Koza İpek Holding'de tartışmalı bilkişi raporuyla atanan parti ilçe başkanı vekil adayı meclis üyelerinden sonra akrabaların da gözetildiği belirlendi. Kayyumlarda Mustafa Akçil hakim ve savcılara eğitim veren Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil'in kardeşi çıktı. Kardeş Akçil kazanç mekanizması haline getirilen bu işten aylık 30 bin lira kazanacak diyor. Destek büyüyor demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, medya özgürlüğüne birlikte sahip çıkalım diyor. Ve destek verenleri açıklamış gazete resimlerle bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Haftanın ilk gününde sizlerle birlikte olduk sevgili izleyicilerimiz. Gün içerisindeki gelişmelerle ve canlı yayınlarımızda yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanlar içim, bir başkadır benim memleketim.